Ciğerci Malik Usta Şehri Geziyorum'u sunar. Balıkesir denince meşhur Balıkesir kuzusu gelir akıllara. Maharetli ellerle birleşerek nefis lezzetlere dönüşen bu kuzular kimi zaman kebap, kimi zaman ciğer olarak soframıza gelir. Hizmet sektörünün gelişmiş olduğu Balıkesir, özellikle kebap ve ciğer restoranları büyük revaş görmektedir. Bölgede ciğer restoranı alanında eksiklik gördüklerini belirten işletme sahibi Malik Uyguz, yapmış oldukları menülerle bu alanda iyi hizmet sunduklarını vurguluyor. 5. senemizdeyiz burada. Hizmet veriyoruz. 5 senede buradayız. Turizm merkezli bir yerdeyiz. Bu bölgenin özelliği efendim turizm cenneti olması. Buranın zaten büyük bir özelliği de hayvancılık ve kuzular ile meşhurdur. Biz geldiğimizde burada bir eksikliği fark ettik. Fark ettiğimiz gibi de buradaki halkımıza ciğerin zaten bir ihtiyaç olduğunu, gerçekten şu an besin olarak da, doğallık olarak da, Balıkesir'in zaten aslında kuzusuyla meşhur olmasının da beraberinde getirdiği şeylerle, hayvancılığıyla beraber. Bugün özellikle bu son pandemiden sonra insanların doğal ve gerçek lezzetlere olan ilgisi daha da çok arttığı için de ciğer zaten aslında burada aranan ama olmayan bir şeydi. Bizimle beraber inşallah oldu. Aslen Urfalıyım, Severekliyim ki tabii ki yani Urfa zaten ciğer. Bizim zaten bu sektör 3. kuşak olarak ben devam ettiriyorum. Dedem, dedemden sonra babam, babamdan sonra ben burada 3. kuşak olarak biz burada bu şekilde devam ediyoruz efendim. Buranın ciğeri bizim Urfa ile aynı kalitede ve lezzette olmasının birinci özelliği kesinlikle biz kuyruk yağı kullanırız. Kuyruk yağsız olmaz. Ve ikincisi buranın da hayvanları zaten lezzetli. Ve kesinlikle biz dana ciğeri kullanmıyoruz. Bunu belirtmek istiyorum. Ve ızgara ciğeri. Yani ızgarada olan her şey lezzetlidir. Mümkün mertebe hızlı ateşte yelleyerek bunu özellikle şey yaparız. Ki hızlı ateşte piştiği zaman hem kurumaz hem içindeki kanı ve şeyi canlı kalır, sulu bir şekilde kalır. O da etin ne kadar sulu kalırsa biz de her zaman söyleriz, o lezzetidir. Kendimize has özel baharatlarımız, Urfa'dan gelen özel has baharatlarımız var. Onları gerektiği zaman ince çekimle şey yapıp her piştirmede böyle tam kızarma esnasında baharatlarımızı hafiften serpiştiriyoruz. Masamızda efendim şöyle söyleyeyim, yani zaten ciğerle başlayalım. Ciğerimizden çöp şişimiz aynı şekilde ve karışık şekilde. Lahmacunumuz çok güzel, Urfa lahmacunu bu bölgede Körfez'de tek ben bu şekilde yapıyorum. Bizim buraya aittir bu. Urfa usulü soğanlı ve kuyruk yağı olmazsa olmazımız. Çünkü lezzeti veren yağdır. Yanında çiğ köftemiz zaten mutlaka var. Tavuk şişimiz aynı şekilde var, devam ediyor. Adana'mız aynı şekilde var. Yani burada bir ciğerciden birazcık daha böyle bir şey yaparaktan hem fırın, hem ızgara, hem de salataları ve zaten yanında olmazsa olmazımız. Çok güzel. Kelle paçamız var efendim. Urfa usulü bizim kendi suyundan, kuzu kellesinden başka kesinlikle başka bir şey kullanmıyoruz. Önce kendimiz orada haşlarız, ayıklarız, kemiksiz şeklinde hazırlarız. Ve onu kemiksiz şekilde onun kendi suyundan hazırlayıp efendim müşterilerimize sunuyoruz.
Ciğerci Malik Usta, Şehri Geziyorum'u sundu.